Merhabalar. Şimdi makrodan dönüştürdüğümüz bileşenler bu şekilde geliyor. Örneğin communication konnektörü bir elektrik şemasına aktardım. Şimdi burada tabii bu sembolü incelediğimiz zaman saatlik sembol özellikleri bir üretici parçasıyla beraber geldiğini görüyoruz, yani oradaki bileşenlerin. Tabii bu herhangi bir üretici parçası. İplan imported diye zaten böyle bir ifadesi var. Bunu özellikler deyip buradaki üreticiyi değiştirebiliriz. Atıyorum hangi ürünse herhangi bir ürün olabilir. Farklı bir şey diyebiliriz. Bunun için mesela ben farklı bir şey deneyeceğim. Deneme diyelim. Sınıfını da buradan yine şeylerin içerisinde seçebiliyoruz. Konnektörlerin içerisine aktarabiliriz örneğin. Veya farklı bir bölüme de aktarabiliriz. Yine diğerde de kalabilir. Bu şekilde burayı doldurduktan sonra bu katalogda bunun eklenmesini istiyor musunuz diye soruyor. Evet dediğimiz zaman artık böyle bir üretici parçası var. Burada üretici parçası artık hangisi o seçilebilir. Çünkü burada hazır pinleriyle atanmış bir şekilde geliyor. Tabii bir de sembol kısmı var. Buna sağ tıklayıp sembol aç dediğimizde bu bir sembol değil, makro sembolü. Yeni bir sembol oluştur diyebiliyoruz. Yine bu sembolün bir buradaki referans numarası ve tanımı olabilir. Haberleşme konnektörü diyelim. Bu da tamam dediğimiz zaman bunun içerisinde bakın geliyor. Tabi buradaki şeyleri de düzenleyebiliyoruz. Yani aslında bu bir sembol tanımı da yapılmış hazır bir şekilde gördüğünüz üzere. Burada fazla olan taglar belki iç tarafta silinebilir. Onları da şu şekilde belki düzenleyebiliriz. Yani burada tamamen bu düzenlemeleri yapabiliyoruz istediğimiz şekilde. Sonrasında bunu kaydedip evet diyelim. Yani sonra bunu değiştirip sembol ekleden artık o eklediğim sembolü bulabilirim. Ve sonrasında burada üretici parçasında da filtreleri kaldır deyip deneme diye eklediğim üretici parçasını bulabilirim ve onu buraya ekleyebilirim bakın. Tamam dediğimiz zaman bu şekilde gelebildiğini görebiliyoruz ve sonrasında gelip sembol özelliklerinden ilgili atadığımı da görebiliyorum. Yani bir makro sembolü üzerinden hem üretici parçası atamayı hem de bir sembol oluşturmayı gerçekleştirebiliyoruz veya doğrudan o haliyle de kullanılabiliyor.